Hoş geldiniz. E, Lunge üzerine kısa bir video olacak. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimse al ya da sat demiyoruz, karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, özellikle göze çok fazla çarpan bir şey var arkadaşlar. Lücü balinaları neden bu kadar sessiz? Yani inanılmaz bir sessizlik var. Hatta e, geçmişten bu yana zannediyorum. Lünç balinalarının bu kadar e, sessiz kaldığı, işlemden bu kadar çekindiği e, günler yaşanmamıştı. Özellikle son 4-5 gündür arkadaşlar e, çok fazla devlerde yani büyüklerde ilk 10-20'ye şöyle bir baktığımızda e, inanılmaz derecede bir durgunluk var. Genelde hareketler zaten hacmi e, küçük yatırımcılar sağlıyor. Zaten e, bunun olduğunu anlamak da çok zor değil çünkü hacimde çok fazla öyle bir e, değişim de olmuyor yani. E, hacim düşük kalması suretiyle işte yükselişler, düşüşler vesaire geliyor arkadaşlar. Şimdi aslında bu bize ne anlatıyor? E, bu bize önceki videolarda da çok bahsettiğimiz aslında luncun kararsızlığını anlatıyor arkadaşlar. Şimdi öyle bir durum var ki lunc düşecek yani düşmek istiyor. Biz Bu zaten kaçınılmaz son luncun geri çekilmesi. 55'lere kadar e, tahmini geri çekilmesi bu zaten kaçınılmaz son arkadaşlar E şimdi yükselir artar çıkar bilmem ne sonra düşer e Şurası kaçamayacağımız bölge burası gelecek Hoşunuza gitsin ya da gitmesin bu böyle Başka bir durum yok yani E şimdi bütün bunların yanı sıra lunge Geri test yapmak isterken Bitcoin tarafında yükselişler oluyor yani Bitcoin yükseliyor Dominans kırılıyor e bu da Lunc'u yukarı yönlü tetikliyor. E bütün bunlar, bütün bu hareketler de aslında bir kararsızlığa yol açıyor arkadaşlar. Lunc tarafında bir kararsızlığa yol açıyor. İşte riskli olan şey de bu. Şu dakika Bitcoin kendisini 4 saatlikteki hareketli ortalamaya bir salsa mesela. Lunc günlükteki hareketli ortalamaya kadar düşer. Bunun altına düşse zaten e, salının başladı denir. He, aksine 102lerin üzerine atsa mesela devam edecek bir yükseliş yapabilir. İşte bu noktada arkadaşlar zaten hali hazırda red yemiş olan lunch böylesi bir kararsızlığın içerisindeyken aslında epeyce e, nasıl diyeyim kısa vade için epeyce kararsız bir yapıda ve risk barındırıyor arkadaşlar. O yüzden şu sıralar e, trade işlem gibi hareketlere çok yatkın olmadığını, aksine uzun vadede düzgün bir alım içinde hatta beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.